6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı uyarınca 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halk oylamasının radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlıyor. 28 Mart 2017 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen alt çekme işlemine göre birinci konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yapacak. İyi akşamlar sevgili vatandaşlarım. Bugün referandum oylaması ile ilgili son bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki pazar günü sandığa gidip bir tercihte bulunacaksınız. Kararınızı verip kararınız doğrultusunda oy kullanacaksınız. Sevgili vatandaşlarım, öncelikle şunu söylemekte yarar görüyoruz. Kararınız ne olursa olsun, oyunuz ne olursa olsun, ister evet deyin, isterse hayır deyin, milletin kararı her şeyin üzerindedir. Vereceğiniz karar hepimiz için en saygın karar olacaktır. Sevgili vatandaşlarım, kararınız ne olursa olsun her şeyden önemli olan mutlaka pazar günü gidip oy vermenizdir. Bu bir vatandaşlık görevidir bu çok önemli milli bir konuda gidip vatandaş olarak görevimizi yapma meselesidir. Sevgili vatandaşlarımız, bugüne kadar kampanya süresince biz siyasetçiler, kampanyayı yürütenler kendi görüşlerimiz, düşüncelerimiz doğrultusunda sizlere düşüncelerimizi anlattık ve her birimiz kendi bakış açımızla Hangi oyu vermeniz gerektiği konusunda sizleri ikna etmeye çalıştık. Burada önemli olan bu sorunun bir siyasi parti sorunu olarak görünmemesidir. 16 Nisan günü sandıkta sizler bir siyasi partiyi oylamayacaksınız. 16 Nisan'da sandıkta sizler bir lider seçmeyeceksiniz. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de vereceğiniz oylar iktidarı ya da muhalefeti, siyasi partileri değiştirmeyecek. Tam tersine bunun ötesinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uzunca bir süre nasıl yönetileceğine karar vereceksiniz. Bu nedenle vereceğiniz kararı ülkenin geleceği açısından siyasetin Ülkemizin temel sorunlarına çözüm bulabilip bulamayacağı konusunda nasıl bir yol izlemesi gerekir? Bundan sonra devlet sistemi nasıl işleyecek bu konuda karar vereceksiniz. Biz sizin önünüze sunulan 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin Türkiye'nin bundan sonraki süreçte hayrına, yararına daha güçlü bir demokrasi kurmasına katkısı olacağını düşünmüyoruz. Sevgili vatandaşlarım. Mutlaka kararınızı etkileyen, etkileyecek çeşitli etkenler olacaktır. Ama ben birkaç soru sormak istiyorum. Mesela devletin bütün yetkilerini bir kişinin elinde toplanmasını ister misiniz? Bu soruya vereceğiniz cevap referandumda vereceğiniz oyla doğrudan doğruya ilgili. Bu getirilen anayasa değişiklik teklifiyle devletin bütün yetkileri bir kişinin elinde toplanmak isteniyor. O kişinin kim olduğuyla hiç meşgul değiliz. O kişinin hangi partiden olduğuyla da meşgul değiliz. O kişi bugün bir siyasi partiden olabilir, yarın bir başka siyasi partiden olabilir. O kişinin iyiliği ya da kötülüğüyle de meşgul değiliz. Mesele Yetkilerin kontrolsüz bir biçimde bir kişinin eline verilip verilmeyeceği meselesi. Eğer diyorsanız ki bizim için bir mahsur yoktur. Devletin bütün yetkileri bir kişinin elinde toplansın. O zaman doğal olarak tercihiniz evetten yana olacaktır. Ancak biz devletin yetkilerinin tek bir kişinin eline verilmesi ve yetkilerin bir elde toplanmasını doğru bulmuyoruz. Millet için hayırlı bulmuyoruz. Halk için hayırlı bulmuyoruz. Ülkenin demokrasi için hayırlı bulmuyoruz. O yüzden bu değişiklik teklifine hayır diyoruz. Sizin de hayır demenizi bekliyoruz. Sorabilirsiniz. Nasıl olacak da devletin yetkileri tek kişilerinde toplanacak? Sevgili vatandaşlarım. Bu 18 madde içerisinde Başbakan ve Bakanlar Kurulu kaldırılıyor. Bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Hükümet etme yetkilerinin tamamı o cumhurbaşkanına ait olacak. Başbakanın ve bakanların kullandığı bütün yetkileri tek başına kullanabilecek. İsterse hiç bakan tayin etmeden bütün ülkeyi genel müdürlerle yönetebilme yetkisi veriyoruz bu anayasa değişiklik teklifiyle. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'de kaç tane bakanlık olacağı, bakanlıklara kimin geleceği, Bakanların kime hesap vereceği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen devre dışı bırakılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda hiçbir söz hakkı olmayacak ve tek kişi kaç bakanlık olacak, bakanlıklar nasıl kurulacak, nasıl kaldırılacak, kim bakan olacak, nasıl azledilecek hepsine tek başına karar verecek. Sevgili vatandaşlarım, bu tek kişi sadece yürütmeyi hükümeti tek başına temsil etmeyecek devlet idaresini tek başına temsil etmeyecek aynı zamanda bu tek kişi bir partinin genel başkanı olacak yani partili bir cumhurbaşkanı olacak yani cumhurbaşkanı tarafsız olmayacak sevgili vatandaşlarım bizim tarihimizde geleneğimizde bizim sistemimizde cumhurbaşkanları devletin sigortasıdır Cumhurbaşkanı devlet kurumları arasında çatışma olursa ya da devletle millet arasında bir çatışma olursa denge unsurudur. O yüzden Cumhurbaşkanı partili olmaz. Cumhurbaşkanı partili olursa o partiye oy vermeyen vatandaş ile yani Cumhur'un bir yarısı ile yüzde ellisi ile başkan arasındaki gönül bağı kopar. Kendisini o partiden hissetmeyen vatandaşlarımız kendisine devlette de yer bulamadığını düşünmeye başlar. Devletin, milletin, ülkenin birliği sarsılmaya başlar. O yüzden gelin partizan cumhurbaşkanı yaratacak bu teklife hayır diyelim. Gelin devletin sigortasını ortadan kaldıracak bu teklife hayır diyelim. Düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi partinin genel başkanı Türk silahlı kuvvetlerine emir verecek. Bir siyasi partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni istediği gibi kontrol edebilecek, bir siyasi partinin genel başkanı yüksek mahkemelere yüksek hakimler tayin edecek. Kendi oy verdiğiniz partinin genel başkanı olduğu zaman belki problem gibi görmeyebilirsiniz ama bir gün unutmayın ki sizin oy vermediğiniz bir partinin genel başkanı da cumhurbaşkanı olabilir. İşte işte o zaman o zaman milletin kendi içerisinde bu sistemle nasıl bir ayrıştırma yaratacağını tahayyül bile şimdiden edemezsiniz. Sevgili vatandaşlarım, böyle bir tablo içerisinde yargıyı tek başına kontrol edebilen bir tek adam rejimi yaratılıyor. Bu kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni canı istediği zaman feshedebilecek hiçbir gerekçe göstermeden, feshettiği zaman kendisinin de seçime gidiyor olması bir şey değiştirmez. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi 301 imzayla suç işlediği iddiasıyla Cumhurbaşkanının yargılanması için meclis soruşturma önergesi verse ertesi gün Cumhurbaşkanının meclisi feshedebilme yetkisi var. Bu tek kişi hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yarısına yakınını tek başına tayin edecek 13 kişinin 6 üyesini Geriye kalan 7 tanenin de neredeyse büyük çoğunluğunu hakim olduğu parti vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçtirebilecek bu yargıyı mahkemeleri tek kişidenle vermek demektir. Bu sistem bir kişiye hem mahkeme hem hükümet hem meclis olma yetkisi vermek demektir. Sevgili vatandaşlarım biz bir tek adam rejimi istemiyoruz. Tek adam rejiminde vatandaşın zulme uğrayacağını görüyoruz, biliyoruz. Tek adam rejiminde mutlaka tek kişinin kötü niyetli olması gerekmez. İnsan beşer bir gün şaşar. Hata yaparsa ne olacak? Bugün hata yapmayan birini seçebilirsiniz. Yarın seçtiğiniz kişi hata yapmaya yönelirse ne olacak? Tarihimizde yapılan hataların bedellerini çok ağır ödedik. En son 15 Temmuz'da bu hataların bedelini birlikte ödedik ve göğüsledik. O yüzden gelin 16 Nisan günü sandığa gidin. Siz hata yapmayın. Hata yapabilme riski olanlara bütün devlet yetkisini teslim edecek bu değişiklik teklifine fırsat vermeyin. Hayır deyin. Hep beraber hayırlı bir iş yapalım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum.